27. ayeti okuduk. Şimdi 28. ayetiyle devam edeceğiz. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Onlar, yani kim? Biz bir önceki ayet fasık kelimeyle bitiyor. Fasikin. Yani Allah-u Teala fasıklara doğru yolu göstermez. Ya onlar muradını erişmezler. Fasıklar kimdir? Allah diyor ki Allah, onlar Allah ile yaptıkları sözleşmeyi kesinleştirdikten sonra bozarlar. Allah'ın kuvvetlendirilmesini emrettiği ilişkileri bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte zarara uğrayanlar da ancak onlardır. Şimdi kelimelere bakalım. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ Onlar bozarlar. Ahdallahi, Allah'ın ahdi. Allah'ın sözleşmesi, yani Allah ile yaptıkları sözleşmeyi. Min ba'di, sonra. Misaki, kesinleştirdikten sonra. Yani sağlam bir söz veriyorlar, sözleşme yapıyorlar. Ondan sonra da onu bozarlar. Vayakta'una ve keserler, bozarlar. Ma amarallahu bihi. Şimdi kelime itibariyle ma amarallahu bihi Allah hakkında ne emrettiyse, yani öyle bir şey ki Allah onun hakkında bir emir verdi. O emir neydi? An yusala, ki o kuvvetlendirilsin. Ama ma amarallahu bihi an yusala, Allah'ın kuvvetlendirilmesini emrettiği ilişkileri. Şimdi parantez içinde ilişkiler manası budur. Yani kastedilen budur. Ve yufsiduna ve fesat çıkarırlar. Fil ardi, yeryüzünde. Ulaika, işte onlar. Humul hasirun, onlar zarara uğrayanlardır. Şimdi bu ayette fasık kelimesini siz duymuşsunuzdur. Yani bir terim olarak isyankar, Allah'ın emrettiğine karşı çıkan. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala fasıkın bir tanıtımı yapıyor. Diyor ki onlar Allah ile yaptıkları sözleşmeyi bozarlar. Şimdi bu sözleşme nedir? Hazreti Müslim radıyallahu teâlâ'nın diyor ki bunun farklı manası olabilir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz gibi Allah-u Teala tevhidi aslında insanın yaratılışına koydu. Yani bir tek Allah'a inanmak, bu onun yaratılışından mevcuttu. Ve Allah'a ortak koşmakta bir nevi Allah ile yaptığı, insanın Allah ile yaptığı sözleşmeyi bozmak anlamına geliyor. Diğer bir mana ise Allah-u Teala her peygamberi buna emretti. Ve dolayısıyla, yani peygamber dolayısıyla peygamberlerin kavimlerine emretti ki her ne zaman bir peygamber gelirse ve Allah'a doğru çağırırsa siz ona itaat edeceksiniz, ona inanacaksınız, ona tabi olacaksınız. Ve bu da bir sözleşme insanın Allah'a ile yaptığı. Ve peygamber geldiğinde ona inkar edenler de fasık oluyorlar bu bakımda. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Sonra ayette Allah-u Teala diyor ki Allah'ın kuvvetlendirilmesini emrettiği ilişkileri bozarlar. Şimdi Allah-u Teala bir sürü talimatı verdi bize. Akrabalık bağı var, dostluk bağı var. Yani insanlar arasındaki ilişkiler var. Kul ya da insan, bir Müslüman ve peygamber arasındaki ilişki. Bütün Allah'ın emrettiği ilişkileri, ki bunlara riayet edin, bunlara sahip çıkın. Bunları yapmayanlar da fasıklar oluyor. Ve yufsiduna fil arz,
ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Bütün bu işler yapanlar, Allah Teala bunları fasık olarak adlandırıyor. Keyfa ayet 29. Keyfa takfuruna billahi ve kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ileyhi turcaun. Ey insanlar, parantez için, Allah'ın sözlerine nasıl inkar edersiniz? Oysa siz ölüydünüz, o sizi diriltti, sonra sizi öldürecek, ardından sizi tekrar diriltecek ve sonunda da ancak ona döndürüleceksiniz. Keyfa, nasıl? Yani bir soru işareti için kullanılan bir ifade. Nasıl? Takfuruna billahi. Siz Allah'ı inkar edersiniz. Şimdi bu takfuruna, bu kelimeden siz küfür herhalde duyuyorsunuz. Yani bunun kökünde küfür kelimesi var. Küfür, daha önce de konuşmuştuk. Örtmek de oluyor. Bir şeyi inkar etmek, reddetmek de oluyor. Şimdi burası takfuruna billahi. Hazreti Müslüman diyor ki Allah'a inkar etmek ya da Allah'a inkar etmek farklı türlü olabilir. Bir şekilde yani tamamen Allah'ın zatına inkar etmek, yani bir Allah yoktur demek. Ama diğer şekilde Allah'ın sıfatını inkar etmek. Yani mesela Allah artık insanlarla konuşmuyor. Bu onun bir sıfatıdır. Ama bunu inkar etmek de bir şekilde Allah'a inkar etmek oluyor, demek oluyor. Çünkü dikkat edersiniz, Hazreti Müslüman diyor ki Bakara suresinin başlangıcında ana konu bir Allah'ın bir sözün, yani Allah'ın bir talimatını ya da kelamının gereği nedir? Niye Kur'an-ı Kerim indirildi? Yani Allah Teala hala insanlarla konuşuyor. Niye yeni bir talimata gerek vardı? Bütün bu konular işleniyor bu ayetlerde. Hatta Bakara suresi zalikül kitabu, bu bir kitaptır, mükemmel bir kitaptır. Bunda bir şüphe yoktur vesaire vesaire. Evvelki derslerde biz bunları konuştuk. Esas bu konu etrafında bu ayetler dolanıyor. Onun için burada da Müslüman diyor ki bir manası, yani sadece Allah'ı inkar etmek değil, aslında onun sıfatlarını inkar etmek oluyor. Yani siz nasıl diyebilirsiniz ki artık Allah konuşmuyor, yeni bir talimat gönderemiyor? Yani böyle bir düşünce yanlıştı. Ve kuntum amvatın, ve siz ölüler idiniz. Kuntum, siz idiniz, amvatın, ölüler. Mevt kelimenin çoğulu. Ölüm cansız da oluyor. Maut kelimesinin farklı manaları var. Emvatın, siz ölüydiniz. Fa ahyakum. Sonra ya da o zaman o size dirildi. Thumma, sonra yumitukum, o sizi öldürecek. Thumma, ardından yuhyikum, o sizi diriltecek. Thumma ve sonunda. Yani bakın, thumma aynı kelime farklı mana, yani farklı türlü çevriliyor. Ama thumma aslında demek sonra oluyor, ama düzgün ibareyle bunu tercüme edince bazen sonra oluyor, bazen ardından, ama aynı kelime işte. Thumma ileyhi ona, yani Allah'a, turcauna, siz döndürüleceksiniz. Yani bu ayette Allah-u Teala diyor ki, çok basit bir delil sunuyor. Siz Allah'ın varlığını nasıl inkar edebilirsiniz? Şimdi insan diyor ki siz ölüydünüz. Ölü derken cansızsınız. Yani hiçbir şey yokken Allah-u Teala sizi yarattı. Peki eğer, yani siz kendi görürsünüz, yani Allah-u Teala hiçbir şey olmadan bir şey yaratabiliyor. O zaman şimdi tekrar ölürsünüz. Yani niye bu ahiret düşüncesi size tuhaf geliyor?
Yani yine Allah Teala aynı şeyi yapmakta kadir değil mi? Şimdi Allah Teala insanı öldürürse niye siz buna şüphe ediyorsunuz ki Allah Teala sizi yine diriltecek? Yani bu sizin düşünceniz pek mantıklı değildir. Allah Teala sonra devam ediyor. 30. ayeti. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemî'en ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin yararınız için yaratan O'dur. Yani Allah'tır. Sonra göklere yönelerek onları yedi gök halinde tas tamam kıldı. O her şeyin doğrusunun daimi bilgisine sahiptir. Kelimelere bakalım. Huvellezî, o ki ya da ancak odur. Kim? Yani Allah Teala halakalakum. Yani şimdi biz tercüme yaparken yani yaratan odur. Yani ancak odur. O şeyi ifade etmek huvellezî, bu huva kelimesi kullanıldı başta. Huvellezî, o ki halaka lakum, halaka yaratmak. O yarattı. Lakum, sizin için. Ma ne fil ardi, yeryüzünde. Yeryüzünde ne varsa yarattı Allah Teala sizin için. Cemiyen, hepsi. Yani yeryüzünde ne varsa hepsini Allah Teala insan için yarattı. İnsanın yararına yarattı. Thumma sonra o yöneldi. Yani Allah Teala yöneldi. İle semai, gökleri. Fesavvahunna, onları tamam kıldı. Seb'a semavatin, yedi gök halinde. Vahuva, ve o, yani Allah Teala, bi kulli şeyin, her şeyi, alimun, alim, en iyi bilen, daimi bilgisine sahip olan. İlimden isim fail olarak kullanılıyor. Alim, her şeyi bilen. Şimdi bu ayete bakalım. Burada aslında bakın Allah Teala bu göklerin yaratılışı hakkında sık sık Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Ama bu ayette onun bilimsel bir açıklama yapmak kastedilmiyor. Çünkü insan yoksa diyebilir ki aslında Allah Teala ilk önce gökyüzünü ve uzaydaki gezegenler vesaire vesaire yarattı ve ondan sonra bizim bildiğimiz zemin ve yeryüzünü yarattı. Ama burada Allah-u Teala tam ters, yani sıra yanlıştır diyebilir insan. Ama burada o söz konusu değil. Allah-u Teala burada hangi şeyin ilk önce yarattığını demiyor ya da bu konuda bilgi vermek istemiyor ya da amacı bu değil. Aksine Allah Teala diyor ki Allah Teala yeryüzünde ne varsa hepsini Allah'ın insanın faydasına yarattı. Cemiyen. Bakın Azmi Samo diyor ki bu da çok önemli bir bilgidir ve o dönemde ne kadar muazzam bir hakikate işaret ediyor. İnsanlar diyor ki pek şeyin faydasının yani onda bir fayda olduğunu bile bilmiyorlar ve faydasız olarak onu görüyorlar ama Allah Teala diyor ki yani dünyada ne varsa orada yani onun içinde insan için bir faydası var. Dolayısıyla görüyoruz ki bilimin gelişimiyle araştırmacılar keşfettiler. Mesela bazı zararlı görülen şeyler de bile artık insanın faydası olan şeyler var. Mesela bazı zehirli hayvanlarda ya da yılanların bazı salyasından vesaire vesaire yani zehirli olarak görülen şeylerden artık ilaçlar ve insana faydalı olan şeyler yaratılıyor. Ve bunu da bilim geliştirdikçe insanlar bunu öğreniyorlar.
Ve dolayısıyla yani birçok öyle şeyler var ki insanlar onu yüzyıllardır, yüzyıllar senedir faydasız olduğunu bildiler. Yani hiç dikkat etmediler ama Allah da diyor ki araştırırsanız, dikkat ederseniz her şeyde insan için bir faydası var. Fımastava ile samay. Yine Allah-u Teala böyle güzel bir ilişki kuruyor. Allah-u Teala genelde Kur'an-ı Kerim'de bazı maddi şeylere dikkatimizi çekiyor. Hemen ardından da böyle bir manevi ortamaya doğru gidiyor. Şimdi diyor ki Allah dünyada maddi olarak ne varsa insanlar için yarattıysa, o zaman tabii ki onun manevi talepleri ya da onun manevi olarak ne gerekiyorsa onu da yaratması lazımdı. Summa istava ile yani sama manevi ilimler ya da manevi şeylere yöneldi. Fasavvahunna sab'a semavat ve yedi gök halinde tas tamam kıldı bu işleri. Şimdi yedi kelimesi biz hep konuşuyoruz. Yedi gökler vardır. Ama Müslüman diyor ki sadece yedi kelime ya da Arapçada 70 ve 7 gibi kelimeler sayısız anlamda da kullanılıyor. Yani illaki 7 bildiğimiz 7 sayı olması lazım değil. Aksine sayısız anlamına da geliyor. Dolayısıyla burada 7 semavat, 7 gök halinde Allah-u Teala bu manevi alemi tamamladı. Bunun manası da yani ya da sayısız gök halinde tas tamam kıldı. Yani Allah-u Teala nasıl ki yeryüzünde her şeyi insan için yarattıysa onun bedensel gelişme için nasıl uygun kıldıysa aynı şekilde manevi itibariyle de Allah-u Teala çok geniş bir alan yarattı ve bu alanda insanın daima ilerlemesini istiyor Allah-u Teala. Vahuva bi kulli şeyin alim ve Allah-u Teala her şeyi bilendir. Yani her şey hakkında her şeyin doğrusunun daimi bilgisine sahiptir. Bugün bu üç ayeti işledik, tercümesini öğrendik. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Bugün yüzünden okuma dersi olmayacaktı. Osman sahip başka bir işle meşguldür, cemaat işiyle. Onun için bugün o ders olmayacaktı ama haftaya gelecek haftadan itibaren inşallah tercüme dersinden sonra Kur'an yüzünden okuma dersiyle de devam edeceğiz. Allah'a emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.